Sevgili izleyiciler, güne başlarken devam ediyor. Güne başlarken de Saygı Öztürk'ü, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sağ olun diyoruz. Seyma. Ağırlıklı olarak balyozla ilgili yeni bir kitabı çıktı Saygı Öztürk'ün. Balyozda kumpası anlattığı bir kitap. O kitaptaki belgeler üzerinde balyozdaki kumpası konuşacağız. Yeniden bir tahliye umudu doğmuştu. O tahliye umudunun üzerinden de yine karamsar bulutlar geçiyor. HSYK düzenlemesi artık gündemimizde. O paketler gündemden düştü sevgili izleyiciler. O uzun tutuklulukla ilgili değerlendirmeler hatırlayacaksınız. Geçen haftalarda yeni umudu da tüketmişti. Biz değerlendirmeleri yapacağız ama kısa bir haber turu yapalım. Gündeme yansıyan sıcak gelişmeler neler? Onları bir görelim. Belki yorumlamak ister Saygı Öztürk de o haberler üzerinden de tartışırız, konuşuruz. Evet sevgili izleyiciler, dün İstanbul'da bir patlama meydana gelmişti. Bir ağır 9 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Temizlik çalışması yapıldı akşam geç saatlere kadar. Beyoğlu'nda bir sanat galerisinde yaşanan patlamanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken mahallede ve evlerde temizlik çalışmaları geç saatlere kadar sürdü. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken vatandaşların olay yerine girmesi de engellendi. Cumhurbaşkanı Gül'ün tavrı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Gül internet yasası ve HSYK düzenlemesi ile ilgili ne karar verecek? Özellikle HSYK ile ilgili olarak CHP'nin Cumhurbaşkanı Gül'ü beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne gitme ihtimali var. Bu değerlendiriliyor. Bu ihtimal dile getirildi ve bu değerlendiriliyor. Yok hükmünde sayılacağı ifade edildi. Hukukçular şimdi bunu tartışırken Cumhurbaşkanı Gül de zaten Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. Macaristan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, internet ve HSYK düzenlemelerini onaylayıp tartışmasını Anayasa Mahkemesi'ne bırakacağı sinyalini verdi. Paralel devlet sorusunu yanıtlarken de devlet içinde başka bir dayanışmaya hareket edenler olduğuna dikkat çeken Gül, hükümet komiserliğine kimse izin vermez dedi. Sevgili izleyiciler, özellikle yandaş medyada Cumhurbaşkanı Gül'ün paralel yapıyla ilgili bu sözlerinin manşetlere taşındığını gördük. Hatırlatmış olalım. Ama diğer gazetelerde, baskı altındaki medya başta olmak üzere diğer gazetelerde ise internet ve HSYK'nın geleceği özellikle Gül'ün bu cümleleri manşetlere taşınmıştı. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, Kabataş görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Bu haberi de aktaralım sizlere. İftira, halkı kim ve düşmanlığa tahrikten Kabataş'ta saldırıya uğradığını iddia eden Zehra Develioğlu ile bunu destekleyen gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bir başka konuysa Mehmet Ayvalıtaş davasının seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı. Bugün birçok gazetede de bu konuya yer verildiğini gördük. Bu görüntüleri de getirelim ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Mehmet Ayvalıtaş'ın öldürüldüğü anın görüntüleri. 2 Haziran'da İstanbul'daki Gezi Parkı gösterilerinde E5 otoyolunu trafiğe kapatmak isterken iki aracın çarpmasıyla can veren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölüm görüntüleri 8 ay sonra yok denmişti ama ortaya çıktı. Daha önce gündeme gelmeyen bir aracın ilk çarpmayı gerçekleştirdiği, arkasından diğer araçların gündeme geldiği ve çocuklara çarptığı görülüyor. Evet, Mehmet Ayvalıtaş'ın öldürüldüğü anın görüntüleri dileriz ki adalet yerini bulsun diyelim. Ve sevgili izleyiciler, gazete başlıkları eşliğinde o gazete manşetlerine sizler bakarken bizler de hem onlara bakalım hem de gündemi yorumlayalım Saygı Öztürk'le. Evet, Türkiye'nin gündemi manşetlerde özellikle internet yasası HSYK düzleminde Cumhurbaşkanı Gül'ün ne yapacağı gördüğümüz üzere. Yandaş medyada Cumhurbaşkanı Gül'ün paralel yapıya ilişkin eleştirel kabul edilebilecek cümleleri görülüyor. Onun dışında da sizce Türkiye'nin gündeminde ne var Sayın Öztürk? Öncelikle onu bir sorayım istiyorum. Türkiye'nin gündeminde kuşkusuz Başbakan'ın işte paralel yapı adı altında, paralel devlet adı altındaki konuşmaları gündemdeki yerini koruyor. Emniyette, yargıda büyük değişiklikler yapılıyor ve bu büyük değişikliklerin kaynağı da hep paralel yapı gösteriyor. Ya diyorsunuz ki bu nedir? Nasıl bir paralel yapıymış ki 12 yıldır bu hükümet görmemiş? Şimdi emniyette örneğin büyük değişiklikler yapıldı. İşte 27 bir aldı, 18 bir aldı. İşte 50, 40 civarında emniyet müdürü değişti. Daha da değişecek gibi gösteriyor. Şöyle düşünüyorsunuz.
Emniyetin döneminde, yani aynı bakan, aynı başbakan, aynı cumhurbaşkanı döneminde defalarca kararnameler çıkartıldı. Ve bu defalarca çıkartılan kararnamelerden sonra şimdi görevden almaların gerekçesi genelde işte Fethullahçı oldukları iddiasıdır. Hı hı. Şimdi emniyette Fethullahçı bir yapılanma var mıdır? Yani günaydın, tabii ki vardır. Biz bunu 1994'lü yıllardan bu yana sıkça gündeme getiriyoruz, sıkça yazıyoruz. Bunun için kitaplarımız var. Bu konularla ilgili yazdıklarımız ortada. Ama o günlerde hiç böyle bir şeyi görmeyen, böyle bir şey yazdığımız zaman ciddi bir biçimde eleştirilen bizler, şimdi emniyetteki bu yapıyla ilgili bazı ortaya çıkan haksızlık durumu gösterince, ya veya hükümet yetkililerine günaydın günaydın dediğimizde, bu sefer ya paralel yapının bu tarafından oluyoruz ya da AKP'nin öbür tarafından oluyoruz. Çatışmanın ortasında kalınıyor yani. Ya kardeşim, biz bunları, doğru olan neyse, belgeleriyle bilgileriyle yıllardır biz bunları söylüyoruz. Şimdi şu gündemde tutulan paralel yapı ve bu paralel yapı, onun yanı sıra işte hain, haşhaşa bilmem ne gibi sözcükler. Ama biz hiç onlara bunlara girmeden şunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar bu ülkeyi yönetenler bu kadar saf mıdır? Yani bunların işte Fethullahçı oldukları, emniyette böyle bir yapılanmanın olduğu, devletin içerisinde böyle bir takım yapılanma olduğunu şimdiye kadar nasıl görmediler? Veya şimdiye kadar bu yazılanlardan hiç mi bir şu kadar bir kırıntı almadılar da şimdi birdenbire vay bilmem neye başladılar? Ne zamandan itibaren? 17 Aralık'tan itibaren. Ya yani 17, yolsuzluk operasyonundan. Yani 17 Aralık'tan önce bu ülkede bunlar yok muydu da şimdi birdenbire görmeye başladınız? Şimdi öyle garip bir takım adımlar atılıyor. Bakın az önce bugünkü gazetelerde yer alan bir haber var. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı görevden alındı. Daha doğrusu istifa etti. Evet. Bundan önceki başkanlar görevden alınmıştı. Yerine vekaleten getirilen kişiler üzerine yeni bir atama yapıldı. Bakın bu atama, yapılan atamadan sonra bu kişinin için görevden alındı biliyor musunuz? İşte orada git temizlik yap. Oradaki herkesi at. Ya kardeşim tamam at da bu ülkeye yıllarca canla başla hizmet edenleri, herkesi böyle Fethullahçı demek, herkese bilmem falanca yapının bilmem adamı diye bakmak da hakikaten tehlikeli. Zaten kendisi de ehliyete dikkat çekmiş. İyi çalışıyorlar demiş. Zaman gazetesi yani manşet yapmış ifadeleri. Tabii ki böyle ve işin daha garibi. Şimdi atama yapılıyor. 54 gün önce atama yapılıyor. Bu kişi buraya getiriliyor. Ne diye getiriliyor? İşte oraları geçsin, temizlesin falan diye. Şimdi bu kişi temizliği yapmayınca ne oluyor biliyor musun Semra? Temizliği yapmayınca bu kez emniyetin başka bir birimi, yani istihbarat dairesi, bu birimle ilgili atanan kişi, bu kişi diyor cemaatin hocasıdır diyor. Şimdi böyle bir yapı. Yani herkesin birbirlerini şu anda... Cadı kazanı sanki birbirine tabii iftira... Tabii şu anda herkesin birbirlerini bilmem ihbar dönemi. Bakıyorsunuz ya herkes şu anda Fethullah karşıtı olmuş. Tabii bunu yaratan da iktidar böyle bir yaklaşımda bulununca bu sonuç bu oluyor. Herkes bakıyorsun birdenbire Fethullah karşıtı olmuş. Peki kardeşim şimdiye kadar siz neredeydiniz? Yani bu Fethullahçı bir yapılanma varken, bunlar gündeme getirirken, bunları yazana çizene siz küfürler yağdırırken siz neredeydiniz? Şimdi birdenbire böyle bir yapı ortaya çıktı. Böyle bir yapı içerisinde biz de olup bitenleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Aslında daha doğrusu biz anlıyoruz da. Yani anlamayan hala kesimler var. Ve ne yazık ki bak paralel yapı bilmem ne. Ya hükümet sizsiniz. Hükümetin içerisinde başka bir hükümet olamaz. Yani hükümet tektir. Hükümetin içerisinde eğer siz kendinize paralel bir yapı oluşturmuşsanız, bunu bilerek oluşturmuşsunuz demektir. Ve o yüzden de şimdi gündemde bu konu yerini almaya devam ediyor. Evet, biz aslında neyi anlıyoruz? 17 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Şu anda o operasyon artık çekiliyor, geri çekiliyor. Şöyle yapılmaya başlanıyor. Yolsuzluklar Türkiye'de sıradanlaştırılıyor. Yolsuzluklar şimdi unutturulmaya çalışılıyor. Tahliyeler geliyor. Bu yolsuzlukların veya ya kardeşim tamam da bu paralar, rüşvetler, kasalar bilmem ne falan bunlar nedir yani? Bunların bir sorumluları olması lazım. Değil mi? Evin içinde kasalar var yani. Yapan adam evet diyor, bu paralar bana aittir diyor. Yetkililer açıklama yapıyor. Yok bunu polis koymuştur diye ne yazık ki böyle akla ziyan açıklamalar yani yapılıyor. Yani ayakkabı kutusunda bizde ayakkabı varken orada yani dolarlar var. Hani bunları da unutmayacağız ama. Neredeyse yani para bile bunların değildir açıklamaları yapacak ama Allah'tan adamlar olayın ilk anında paraların kendilerine ait olduğunu söylediler de böyle bir şeyden kurtuldular.
Yani şu anda çok büyük bir kirlilik var. Bu kirlilik hükümet yetkilileri tarafından bizzat olayları örtmek adına, yolsuzlukları sıradanlaştırmak adına, rüşveti sıradanlaştırmak adına yapılıyor ve bu oyuna da insanlar ne yazık ki gelmeye de çalışıyor. Sanki bunlar her şey normalmiş gibi ya da bu olaylar canım ne var ya işte o da almış, işte bu da rüşvet almış veya bunun da bilmem kasası varmış. Ne var bunda denilir. Ve ne var denilen bir olayda bakın Türkiye'de 4 tane bakan görevden alınmak veya istifa etmek zorunda bırakıldı. Sıradan olaylar olmadığını ve bu olayların üzerine giden hakimlerin, savcıların her birinin dağıtıldığı gerçeğiyle de yüz yüze kalıyoruz. Yalnız o kalmıyor. AKP hükümeti döneminde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu oluşturuldu. Yeni yapısı kanunu çıkartıldı. Buna dayalı olarak yönetmelikler ve buna dayalı olarak çıkartılan genelgeler var. Şimdi HSYK Bunu da olarak isterseniz bildiğimiz hatırlatalım. Neden Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üzerine gidildi? Adli kollukla ilgili düzenlemeye karşı bildiri yayınladılar. Semra, şimdi yalnız onunla bakın. Dün olayların yani AKP hükümet döneminde 2007'li falan yıllarda ne deniliyordu insanlara? Bir şey konuşuyorsunuz ya yolsuzluğa, hırsızlığa karşı olduğunu söylüyorsunuz. Ülkenin birliği, dirliğinden söz ediyorsunuz. Güneydoğu'daki olaylardan bahsediyorsunuz. Ha bu diyor Ergenekonca diyor. Dün insanlara Ergenekonca damgası vuruluyordu. Veya ya askerlere haksızlık yapılıyor canım olur mu bilmem ne falan dediğiniz Bu zaman hukuksuzluk dendiği oluyordunuz. zaman Balyozcu işte ne bileyim Güneydoğu ile ilgili herhangi bir şey konuştuğunuz zaman oluyordunuz KCK'lı. Şimdi de değişen bir şey yok. Onlar gereğini yapıldı. İnsanlar mahkum edildi. O olaylara karışan, o olayların içerisinde bu, haksızlığa karşı direnen hakimler, savcıların hepsi kızağa alındı. Şimdi farklı bir döneme geldi. Şimdi AKP içerisindeki yolsuzluklar, işte uzanan rüşvet iddiaları, bakan çocuklarına uzanan rüşvet iddiaları gündeme geldi. Şimdi bunları gündeme getirdiğiniz zaman da adınız işte ya Fethullahçı oluyor ya işte bilmem paralel yapıcı ya bilmem haşhaşi bilmem ne oluyor. Böyle bir durum. Biz ne haşhaşiyiz ne ocuyuz ne bucuyuz. Biz sadece gerçekleri ortaya çıkartmak için çalışan gazetecileriz. Bakın şimdi bugün ne oldu? Semra bildiğiniz gibi hakimlerle ilgili çok sayıda değişiklikler oldu. Savcıların yerleri değiştirdi. Başsavcılar yerlerinden alınıyor. Kimler bunlar? Yolsuzluklarla ilgili görevlendirilen, daha doğrusu yolsuzlukları araştıran ve bunlarla ilgili soruşturmaları sürdüren savcılar. Hepsinden soruşturmalar görevinden alındılar bu insanlar. İddianameleri sayılmıyor artık. Yenisi Sayılmıyor. yazılacak yani. Yani benzer olaylar biz geçmişte de yaşadık. Yani Ergenekon balyoz sürecinde de yaşadık. Bunlarla ilgili hükümetin lehinde düzenlemeler de yapan veya soruşturmaları kapatanlar da yükseldi. Şimdi bakın. Balyoz Ergenekon döneminde bakıyoruz. Balyoz ve Ergenekon'da tutuklama isteyen ve tutuklayanlar hepsi yükseldi. Kaç kişi? Bakıyorsun işte örnek verelim. Turan Çolakkazı İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekiliyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Şimdi ne oldu? Aynı isim. Bakıyorsunuz aradan belli bir dönem geçti. Bu kişi soruşturmalarla ilgili her ne kadar soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını görevden almış olsa bile şimdi kızağa çekildi. Bakıyorsunuz Zekeriya Öz İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet yani düz savcısıyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Yani yükseltildi. Peki şimdi ne oldu? Bu soruşturmayı yürüten isimlerin arasında yer aldığı için önce görevden alındı Bakırköy'e verildi. Şimdi bir alt görev olarak düşünülen daha doğrusu o ilden uzaklaştırılması istendiği için Bolu'ya verildi. Bakıyorsun Fikret Seçen İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğine atandı. Ne oldu? Şimdi başka bir göreve. Sonuçta bakın o dönem Cumhuriyet 25 tane benim Özel belirleyebildiğim. görevli savcılar Yani adeta. o zaman tutuklama Balyozlu ve Ergenekon'da tutuklama isteyen tutuklayanların tamamının yükseldiğini ve bir de aynı kapsam içerisinde tutuklanmayan ve serbest bırakanlar da alt görevlere veriliyor. Bakın mesela Oktay Kuban Ergenekon soruşturmalarında tüm tutuklama ve telefonların dinlenmesi taleplerini reddetti. Ne oldu biliyor musun bu kişi? Can güvenliği tehlikeye girdi ve öldürüleceğine ilişkin çok ciddi ihbarlar, bilgiler alındı.
Ve bunun üzerine bu da bu kişinin verdiği belge. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na benim artık can güvenliğim yok. Beni İstanbul ilinin dışına tayin edin diye belgesi bu da. Tutuklama hakimler. Yapmadığı için. Evet. Tutuklama yapmadığı için. Hatta şöyle oluyor. Sen diyor eğer şeyleri paşaları diyor serbest bırakırsan kesinlikle diyor dışarıda seni parçalayacaklar, öldürecekler. O yüzden sakın sakın paşaları serbest bırakma. Paşaları tahliye edersen seni vuracaklar. Cümle zaten kitaba da oradan başlıyorum. Bir hakimin başına gelenler yani bunlar. Ve bu da can güvenliği olmadığı için ben tayin istiyorum beni verin diyor. Şimdi bu böyle durumdaki bir hakimi nereye veriliyor biliyor musunuz? Kendi isteğinin dışındaki bir ile veriliyor ve orada bunları sanki aşağılamak için bir alt görev, en alt görevi verebilmek adına cezalandırılıyor çocuk yani. Mahkemelerine veriliyor. Bakın şimdi yalnız o mu? Yalnız o değil. Aynı şekilde yine nasıl yükselenler işte sözünü ettiğim 25-30 kişi yükseliyorsa bakın mesela Köksal Şengün Ergenekon olarak bilinen davanın biliyorsunuz mahkeme başkanıydı. Dayanamadı. Bu kişi her duruşmada tahliyelerle ilgili karar verilmesini istedi ve ikiye karşı bir oyla her zaman talepleri reddedildi. Sonuçta bu kişi mahkemedeki görevinden, mahkeme başkanlığından alındı. O nereye verildi? O da Bolu'ya verildi. Şimdi yaş haddinin dolmamasına rağmen o da erken emekli oldu. Yine Erkan Canak. Bakıyorsunuz Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sakarya Hakimliği'ne. Bakıyorsunuz Zafer Başkurt. Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı isken Gebze Hakimliği'ne. İşte mesela Yılmaz Alp özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi üyesiyken önce Fatih'e sonra Bakırköy Hakimliği'ne veriliyor. Yani hepsi tam anlamıyla ciddi bir biçimde kıyıma vuruyor. Böyle bir süreç içerisinde geçiyor. Bugün Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında getirilmek istenen durum da ne yazık ki budur. Ve nasıl o günlerde Balyoz'da Ergenekon'da tutuklama kararı veren, işte aramalara kararı verenler nasıl yükseltildiyse bu kez de tam tersi yapılıyor. Arama kararı verenler, tutuklamaya kararı verenler, soruşturmaları yürütenlerin ellerinden soruşturmalar alınıyor, kızak görevlere veriliyor ve bunların yerine de tam tersi soruşturmaları kapatan ya da işte soruşturmayı hafifleştiren, kamuoyu nezdinde canım bu önemli bir dava değil havasını verenler de yükseltilmeye başlanıyor. Görev böyle üstünü örtmek bu sefer. Tutuklamak yani, değil yani. Öyle biz o ifade kullanmayalım ama sonuçta olay biraz daha kamuoyunda sulandırılıyor. Nasıl Deniz Fener'i olayı varsa, Deniz Fener'inde olayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın elinden soruşturmalar alındıysa ki bu son yıllarda hemen hemen ilk kez gerçekleştirilen bir olaydı. Ne oldu? Biz bugün Deniz Fener'i asrın yolsuzluk olayını ne yazık unutmuş durumdayız. Ne oldu mesela Deniz Fener'in? Hiç kimse bilmiyor. Kimse hatırlamıyor. Tek hatırladığımız şu, o savcıların elinden soruşturmalar alındı. Savcılar o savcılar suçlandı. O savcıların biz davaları acaba ne olur hep onun merak etmeye başladık. Ve gördük ki değişen sadece şu var bu olayda. Cumhuriyet Savcıları ciddi bir biçimde kamuoyu nezdinde aşağılandı. Ve o davanın şu anda İstanbul'daki halini ise kimse merak inanmıyor. Yargı bu kadar zorlanmamıştı herhalde hiçbir zaman. Bir şimdi, silah olarak bakın, mı kullanılıyor? Şimdi şöyle bir de çarpıcı bir şey var. Bakın yargı da bu Balyoz süreciyle ilgili yaşanan belgelerle ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum. Şimdi ne oluyor bu süreçte? Sözünü ediyoruz. Diyoruz ki işte serbest bırakanların başına çok şeyler geliyor. Bunlar resmi belgelere de geçtiği için ben bak bununla ilgili bir resmi belge. Bu mahkeme tutanakları şu belge. Burada diyor ki şimdi Balyoz'da falan itirazlar bir üst mahkemeye yapılıyordu. Üst mahkemeye 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukluluğun devamı yönünde karara karşı çıkan mahkemenin başkanı Şeref Akçay. Şeref Akçay öyle bir baskı altına alındığını ifade ediyor ki artık dayanamayıp bunu mahkeme zabıtlarına da geçirtiyor ve şöyle diyor bakın. Kamuoyuna mal olmuş bu davalar nedeniyle yazmış olduğum muhalefet şerhlerinden dolayı
bulunduğumuz adliyede bir takım meslektaşlarımın selam vermeyi dahi kesmiş oldukları gibi yukarıda belirtilen yakalama kararlarının kaldırılmasına ilişkin karardan sonra sizin de dangalak bir kararınız gelecek diyen hakim mevcut olup yine mahkememiz üyelerinden nezaket kurallarını aşan tutum ve davranışların içerisine girdikleri ve işi en son başkan ile konuşmama aşamasına getirdikleri görülmüş olup bu hususların da kamuoyunun da bilinmesinde fayda vardır diyor. Yani mahkeme başkanına artık iki üye kendileriyle artık mahkeme başkanıyla konuşmuyor, hiçbir kararlarını tartışmıyor ve böyle bir süreç. Ne olur böyle bir süreç içerisinde bir hakimin yapacağı nedir? Artık ya kusura bakmayın en iyisi ben buradan gideyim demektir. Nitekim bu kişinin daha yaş haddinden emekliliğine belki 10 yıldan fazla süre kalmasına rağmen bir bakıyorsunuz ki görevinden ayrılmak zorunda kalıyor. Niçin ayrılmak zorunda kalıyor? Hakim tutuklanan askerlerle ilgili tutukluluklarının kaldırılması yönünde karar verdiği için ve tabii 3 üye olduğu için 2 üye tutukluluğunun devamı yönünde karar veriyor. Başkan tersin yönünde karar veriyor ve bunu verdiği için de kendi arkadaşları, mahkemenin üyeleri başkanla selamı sabaha kesiyorlar. Ve bunları hani ben söylesem hani veya birilerinin anlatımlarıyla yetinsem eyvallah. Ama resmi belgelerle, mühürlerle bunları da ortaya koyuyoruz bütün belgelerle. Bakın az önce Ergenekon olarak bilinen davanın başkanından söz etmiştik. Şengün Bey'den. Şengün Bey ne oluyor? Gidiyor Bolu'ya sürgüne gönderiliyor bir yerde. Sürgüne gittiği zaman insanlar hani bir belki gitmemek için bir sağlık raporu almak isterler. Sağlık raporu almak için gittiğinde bir de gel geldik hastaneye. Hiç değil ben muayene sağlık raporu alacağız. Hiç değil gelmişken bir de muayene olalım diye. O gün gittiğinde işte akciğer filmi şu bu falan işte bütün ihtiyaç şeylerini sağlık kontrolünden geçiyor. Çünkü hakikaten hakimler çok ihmal ediyorlar. Çünkü duruşmalar, davalar derken yoğunluk var. Evet, sağlıklarını ihmal ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde filmler çıkıyor ve doktor çağırıyor. Tabii filmleri falan incelince bakıyor. Ya diyor hakim bey diyor. Yani çok üzgünüm ama çok kötü bir haberim var. Siz diyor akciğer kanseri olmuşsunuz. Ve şu anda o kişi yani o hakim kendisi şu anda sağlık sorunlarıyla uğraşır hale geldi. Emekliliğine 2 yıl kala. İnsanların ne kadar üzüldüğü, ne kadar kahrolduğu bu ortadadır. Stres. Şimdi bunlar hakimler, savcılar yaşarken acaba balyozda haksız yere insanların tutuklandığından arkasından işte mahkumiyetleri gerçekleşen o hakim, o insanların başlarına neler geliyor? Çok şeyler geliyor. Kendi anlatımlarıyla çok sayıda cezaevinde bulunan askerin ve bunların ailelerinin yaşadıklarını cezaevinden gönderdikleri mektupların bir bölümünde yine Balyoz'da Kumpas kitabına bunu anlatmaya, aktarmaya çalıştım ki en azından geride kalanlara Türkiye'de bir dönemde bunlar yaşanmış diye. Bakın bugün şu saatlerde belki cezaevi yoluna dönmekte olan isimlerden birisi de Engin Alanpaşa. Şimdi Engin Alanpaşa'nın da ben cezaevinde günlerce, daha doğrusu saatlerce değişik dönemde görüştüm ve bu da Engin Alan'ın cezaevi fotoğrafı. Cezaevinin içerisindeki odada birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar var. Engin Alan'ın adalete olan güvenini öyle bir kaybetmiş ki yıllarca terörle mücadele etmiş, terör için yanındaki kolunda çok sayıda askeri hayatını kaybetmiş bir komutanım. Çok özel gerçekten, bir isim Engin Alan zaten. Evet. Bu günlerde de şunu hatırlatalım. Öcalan'la ilgili o görüntüler, ilk getiriliş görüntüleri falan konuşuluyor. Tabii. O günler konuşuluyor. Engin Alan da o ekibin içerisinde bir isim olarak konuşuluyor. Hani bunu da hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne çok emek vermiş, görevlerde bulunmuş bir isim. O isim de çok önemli zaten. O kumpas iddiası deyince hani İsmin evet. cezalandırılması gibi bir şey mi söz konusu diye insan düşünüyor. Şimdi bakın onunla da ilgili yine bir belge göstermekte fayda var. Şimdi Engin Alan niçin tutuklu? İşte Engin Alan tutuklu olmasının sebebi işte hakkındaki bir takım iddialar. Peki bu iddialarla ilgili olarak geçmiş dönemde benzer olaylar yaşanmış. Şu da bir iddia yine
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir kararı. Yani Engin Alan'ın yargılandığı mahkemenin verdiği bir karar. Orada şöyle bir karar var. Sabahat Tüncel cezaevinde, cezaevindeyken milletvekili seçiliyor. Milletvekili olduğu için de 10. Ağır Ceza Mahkemesi şöyle diyor. Diyor ki bu kişi artık milletvekili, bu da bunun belgesi. 10. Ağır Ceza diyor ki bu artık milletvekili olduğu için Sabahat Tüncel'in terör örgütü üyesinden bir milletvekili olarak meclise karar olmadıkça işte artık diyor bunların kaçması da milletvekili olduğu için söz konusu değildir. O yüzden milletvekili olduğu için salıverelim diyor. Böyle bir karar veriyor. Şimdi aynı mahkeme Engin Alan'la ilgili, o da milletvekili. Evet. Engin Alan'ın o dönemdeki başvurusundan sonra reddediliyor. Niye? Yurt dışına kaçar diye. Şimdi Sabahat Tuncel terör örgütü üyesi olduğu için kaçmıyor. Ama Engin Alan yıllarca bu ülkede işte kor generallik yapmış, en üst düzeyde görev yapmış bir komutan kaçacak diye gönderilmiyor. İşte bunlar tabii insanların en çok ağırına giden bu. Engin Alan hakikaten cezaevinde olduğu zaman, yani cezaevinde biz kendisiyle o röportaj sırasında hep şunu söylüyor. Diyor ki hiç diyor kimseye beni serbest bırakın diye şu kadar diyor kimseye minnet etmiyorum. Etmeyeceğim diyor ve olanlarla ilgili olarak diyor ki Sabahat Hanım diyor dışarıdaysa diyor ben diyor içeride olmayı deneyelim diye açıklamalar yapıyor ki bunlar hep sistemin, hep acının sonucu. Bu arada Engin Alan'ın dün annesini, kayınvalidesini kaybetti. Ondan önce damadını kaybetti. Ondan önce annesini kaybetti. Ve cezaevindeyken 5 yakınını kaybeden bir milletvekili, bir Güneydoğu kahramanı ve o kahramanın cezaevindeki halleri. Ben cezaevindeki durumunu da gördüğüm zaman Engin Paşa'ya soruyorum ki daha önce ben tanışmadım Engin Paşa'ya. Cezaevine girdikten sonra daha çok, daha doğrusu emekliye ayrıldıktan sonra ilk görüşmemizi yapmıştım. Hiç böyle hani cezaevine girende bir yılgınlık, bir işte baş eğme, bir işte böyle af beklentisi falan olur. Tam tersi anlatımları ve gerçekten çok sert sözleri, kimseye de minnet etmeyen açıklamaları oluyor. Bunları da Balyoz'la Kumpas kitabımda oluşturdum. Tabii kitap daha çok yeni. Bu yeni olmasına rağmen herhalde okuyucuların büyük ilgisi oluyor kitaba ki hemen 6. baskısını kitabın yapıyoruz. Ve hakikaten baktığın zaman böyle konjonktürel olarak da bakınca yani bu hep böyle tamamını oturdu. Belgelerden oluşuyor. Bu da tutuklu komutanların tamamının beraber imzaladıkları, gönderdikleri, ona gönderdikleri şeyler, mektuplar, mektupların içerisindeki şeyler. Biz sizi unutmuyoruz diyor. Hı hı. Ve hepsi de böyle imzalarıyla bunu gerçekten insan yazarken, hele o komutanların böyle mektuplarını okurken inanılmaz bir duygu sahanı yaşıyorsunuz. Ailelerin mektupları ettim. Okurken inanılmaz bir duygu sahanı yaşıyorsunuz. Böyle bir süreç. Genel anlamda Engin Alan gibi refleksler mi veriyorlar acaba diye merak ettim. Çünkü şöyle en son bu hükümetin yolsuzluk operasyonlarını örtme çabası diye de nitelendirildi ama demokratikleşme ya da yargı paketinde uzun tutuklulukla ilgili yeniden yargılama ile ilgili hükümler tartışıldığında bir kez daha tahliye umudu yaratıldı. Herhalde bu kez çıkıyorlar gibi yorumlarda bulunanlar da oldu. Böyle zamanlarda ne düşünülüyor? Bakın, temaslarınızdan şimdi, ne aktarabilirsiniz? En kötüsü de o. Şimdi insanlarla ilgili yani Balyoz sanıkları öyle bir beklentiye sokuluyor ki bakıyorsunuz işte ikinci yargı paketi deniliyor. Aa işte Balyoz, Ergenekonlar tahliye ediliyor. Üçüncü yargı paketi çıkıyor. Aa onları da ilgilendiriyor. Dördüncü yargı paketi geliyor bu. Şimdi şu anda beşinci yargı paketi var. Beşinci yargı paketiyle ilgili de aa hemen Balyozcular, Ergenekon davasında tutuklular, hükümler serbest bırakılacak deniliyor. Ve bazen şöyle bir şey yapılır. Bununla ilgili bir yasa çıkartılır. Bir af çıkartalım. Af olayına asla ve asla bunlar karşı. Onu ifade edeyim. Kesinlikle bir suç işlemedik ki affını. Niye affedilelim diye böyle bir sert tepkileri var. Ve bu süreçte Semra Hanım özellikle şu gerçek göz ardı ediliyor. Bakın bunun için ne af çıkartılmasına gerek vardır, ne bilmem yasal düzenlemeye gerek vardır. Şu anda eğer ortaya ne çıktı? Balyoz'da kumpas çıktı. Yalnız işte kitapta yer alan değil, bir kısmı
bu belgelerle de bunların ortaya çıktığı az sonra onları da anlatayım. Şimdi Balyoz'la ilgili kumpaslar ortaya çıktığına göre yapılması gereken şu. Yapılması gereken, tabii ben bunu çok etkin hukukçularla bunların arasında Sabih Kanadoğlu da olmak üzere onlarla konuşarak kitabımda da bazı bu yönüyle nasıl kurtulabilecekleri veya bunlar için formül arayışını ne yapılabileceğini. Formül şu Sema Hanım, ortaya bu kadar yeni belgeler işte TÜBİTAK'ın raporu var çok açık. Görevlilerinin yazdığı, bilirkişi olarak yazdıkları, gönderdikleri rapor ve buna bağlı olarak Gölcük'te ortaya çıkartılan Beşnoğlu CD'deki hileler ve bunun yanı sıra hükümet yetkililerinin, başbakanın, işte başbakanın yetkililerinin, başdanışmaların yaptığı orduya kumpas kurulduğuna ilişkin açıklamalardan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nu toplayıp bu yönde başvuruda bulunup toplanması halinde şu anda Balyoz'dan içeride hüküm giymiş askerlerin tahliye edilmeleri ve davaların yeniden yapılmaları her zaman mümkün. Formül açık diyorsunuz. Formül açık. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Tabii, memnuniyetle. Evet, Balyoz'da Kumpas, Saygı Öztürk'ün kitabı sevgili izleyiciler. Son derece detayları ilginç, çarpıcı tespitler var. Aynı zamanda da Balyoz'da nasıl sonuca varılır, tahliyeler nasıl gelirin formülü de var. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Halkın gururu, Halk TV halkın yanında. Gerçekleri saklayanlara inat, gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bir, ne olursan ol yine gel diyerek sadece Anadolu'ya değil, tüm insanlığa gerçek İslam'ın bu topraklarda yaşandığını duyuran Hazreti Mevlana. İki, sevgi ve aşk çağlayanı Yunus Emre. Üç, Allah'a olan aşkını direnişle birleştiren inanç ve isyan ozanı Pir Sultan Abdal. 4. Anadolu'nun sesi, soluğu, nefesi Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. 5. Hoca Ahmet Yesevi. 6. Bir tartışmaya son noktayı koyuyoruz. Büyük önderimizi din düşmanı diye göstermeye çalışanlara inat, Atatürk'ün derin dini inancı, İslamiyet'e ve Anadolu Müslümanlarına olan saygı ve hürmeti tüm belge ve örnekleriyle bu kitapta. Atatürk din düşmanı değildi. 7. Büyük Önder'in sadece Türkiye değil, tüm dünya Müslümanlarının kurtuluşu için yaptığı çalışmalar. Atatürk'ün İslam'a hizmetleri. 8. Tüm iftiralara Atatürk'ün dilinden cevaplar. Atatürk'ün din anlayışı. Bu eserlerle beraber 3 muhteşem hediye. 1. Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinin yer aldığı 2014 takvimi. 2. Her sayfasında büyük İslam düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünün yer aldığı ajanda. 3. Değerli sanatçımız Sebahat Akkiraz'ın muhteşem yorumuyla Kaygısız albümü. Bahanesi oldu arı, şimdi dinle ah zarı. Allah 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 Allah, arı inler bal içinde. Gelin hep birlikte Cumhuriyetimize ve Halk TV'mize sahip çıkalım. Halkın gururu olan Halk TV'yi sizlerle birlikte büyütelim, güçlendirelim. Hiçbir yerde bulamayacağınız 8 kitap ve 3 muhteşem hediye kısa bir süre için 139 lira değil, sadece 69 lira. Siz değerli Halk TV izleyicilerimize özel bu eserlere bir telefonla ulaşabilirsiniz. 0212 945 0450. Sahip çık ki büyüsün. Halkgönülleri.com.
Sevgili izleyiciler, ülkenin gündeminde son derece farklı konular olsa da hayatlar da bir anlamda devam ediyor. Yaşamlar var, tutuklu yaşamlar var. TÜBİTAK raporlarıyla değişik hukuki tartışmaların gölgesinde, siyasi tartışmaların gölgesinde süre giden hayatlar var. Evet, bugünkü programımızı ağırlıklı olarak balyoz tutuklularına ayırmış olduk. Balyoz'da Kumpas kitabıyla, Saygı Öztürk'ün son kitabıyla birlikte aktardıklarını aktarmaya çalışıyoruz biz de. En son hani nasıl karşılıyorlar demiş. Nasıl izlenimler ediniyorsunuz? Bu özellikle sürekli tahliye umudu siyasi manevralarla gündeme geliyor ve sönüyor. Bu sefer de gayet de ciddiydi. Hani bu sefer hepsinden daha güçlü bir sinyal geldi tahliye aslında için. Aslında şöyle, kamuoyuna böyle sinyaller geliyor ama olayı araştırdığınız zaman, devletin yapısını bildiğiniz zaman, AKP hükümetinin bunlarla ilgili düşüncelerini bildiğiniz zaman ve konuyu çok iyi bilen hukukçularla konuştuğunuz zaman ne yazık ki umutlar ben de en azından hiç yeşermedi. Niçin yeşermedi? Şimdi sonuçta yapılacak iş belli. Az önce söylüyorum. Diyorum ki bunun için ne kanun çıkartılmasına, ne şuna, ne buna gerek var. Doğrudan hiç kimse AKP'nin hiçbir yetkilisinden talepte bile bulunmaması gerekir. Eğer ortaya bu kadar yeni belge, bilgi ve bu insanlara yapılan haksızlıklara ilişkin ortaya çıkan açıklamalar ve belgeler meydana geldiğine göre, görüldüğüne göre Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi ve bununla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu toplanması, Ceza Genel Kurulu'na itiraz etmesi gerekiyor. Ki o itiraz yaklaşık 30-32 tane hakimin, yüksek yargı mensubunun bir araya gelip bu konuyu derinlemesine incelemesi halinde tahliyelerde gerçekleşebilir. Yani kişilerin tutuksuz artık, yani hüküm yemiş ama cezaların yeniden, daha doğrusu davanın yenilenmesi ne gündeme gelebilir ve kişiler de tahliye de edilebilir bu süreçte. Bunlar ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Ve tabii cezaevinde kitap dediğim gibi çok kısa sürede, yani 10-15 günlük bir kitap ama çok sayıda, sağ olsunlar, bu konuyu yakından izleyenler ailelerinin teşekkürlerle sürekli karşılaşıyoruz. Çünkü kitabın bir bölümünde, ikinci bölümünde cezaevinden gelen mektuplar, cezaevinden gelen fotoğraflara yer veriyoruz ki burada Semra şey oluyor, hakikaten insanın yüreği yanıyor. Bakın, şimdi mesela bir olayla ilgili bir fotoğraf göstermek istiyorum. Şimdi buradaki fotoğraflarda şunu görüyorsunuz. Şurada askerler. Ve bu askerlerin bazılarını gölgeli, dikkat ederseniz yüzü kapalı olarak biz bunları geçtik. Bilinçli, gölge düşmüyor. Evet, bilinçli, evet, bir tercih var tabii orada. Buna bilinçli olarak bunların yüzlerini kapattık, siyaha boyadık. Çünkü işte şunlar da olduğu gibi bu şekilde. Çünkü bunların anneleri, babaları bu insanları nerede biliyor musun? Özellikle işte köylerde, kırsal kesimde yaşlı olan anneler, babalar bunların çocuklarını yurt dışında biliyor. Yani oğulları yani yurt dışında bilmem falanca ülkede görevde biliyor. Ve biliyorsunuz cezaevinden 10 dakika, haftada bir 10 dakika telefon etme şans imkanları var, yasal hakları var. Ve cezaevinden 10 dakikalık o telefon görüşmelerinde anneye, babaya, yani kendilerine çok uzak. İşte anne vallahi bitmedi, yurt dışı görevimiz devam ediyor bilmem ne şeklinde açıklamaları oluyor. Yani onlar hala çocuklarını, evlatlarını yurt dışında olduğunu zannediyorlar. Yurt dışı görevde olduğunu zannediyorlar. O yüzden cezaevinden bana ulaştırılan bu resimlerde anneler, babalar çocuklarını hep yurt dışında bilenler en azından gazetede ve kitabımızda o resimleri görmesinler. Yoksa cezaevinde olduğu anlaşılacak diye. Bunların da yüzlerini bu yüzden karalamak zorunda kaldık. Yani en azından bir de böyle bir boyutu var. Bir de böyle var dramları yani. Var. Evet. Daha bir başka dram. Şimdi küçük çocuklar, babalarını onlar da yurt görevde falan zannediyorlar. Cezaevine tabii bazıları babalarını ziyarete götürülüyor küçük çocuklar. Orada ne oluyor biliyor musun? Babalarını orada görevli zannediyorlar. Yani cezaevinde, orasını tabii cezaevi değil askeri birlik. Cezaevinde o yüz yüze görüşmelerde, açık görüşmelerde orada babalarını görevli zannediyorlar. O yüzden diğer tutuklular, askerler gelip işte komutanım diye selam veriyorlar. İşte emrederseniz komutanım, bir emriniz var mı komutanım? Babaların orada bambaşka bir hikaye yaşanıyor tabii, aslında tabii, içeride. Tabii. Bunlar gerçekten
cezaevine düşenlerden, bu öykülerin çoğunda cezaevine girip tahliye olanlardan bir kısımlarının gönderdiği bu mektuplardan öğreniyorum ki hakikaten insanın vallahi yüreğe burkuluyor. Ve cezaevinden çok sayıda mektup geldi. Onlar birkaçını şöyle sadece şey fotokopi olarak verdik ama hakikaten çok sayıda sağ olsunlar. Bizi mektupsuz bırakmıyorlar ve şimdi hepsi de... Şimdi tabii insanı inciten kısım da bunca deliyle, bunca kumpas sözlerine, bunca siyasi değerlendirmelere rağmen hala hiçbir şeyin değişmemiş olması. Günler Semra, geçiyor. Değişecek de bir şey yok bakın. Kamuoyu böyle beklentilere sokuluyor. Ergenekon'da da Balyoz'da da beklentilere sokuluyor. Şimdi gündemde ne var? Beşinci yargı paketi var. Ya bu nasıl beşinci yargı? Her yargı paketinde bu insanlara umutlar veriliyor ama hiçbir adım atılmıyor. Ve sonuçta artık yani o insanlar da artık anlamışlar ki bazı mektuplarında şöyle yazıyorlar. Cezaevinde ölüme terk edilmiş bir asker olarak son sözlerimi söylemek istiyorum deyip mektuplarında bana bunları yazıyorlar. Hakikaten yani insanın yüreği acıyor ve olup bitenlerle bir de Semra çok samimiyetle söylüyorum. Bu Balyoz olayı çıktığı günden itibaren o gün Balyoz'la ilgili benim düşüncelerim neyse bugün de hiç zerre kadar en küçük bir değişiklik olmadı. Niçin olmadı? Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubunun gidip bilmem Fatih Camii'ni bombalayacağına şu kadar bir toplu iğne başı kadar asla inanmam. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi uçağını bilerek düşüreceğine bir toplu iğne başı kadar inanmam. Bu insanlar bunu yapabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra o kadar büyük haksızlıklar var ki seminere katılan diyorsunuz. Seminere 162 kişi katıldıysa bu olayla ilgili olarak hakkında mahkumiyet kararı veren 50 kişi. Peki diğerleri ne oldu? Diğerleri niye yok? Ya da bakıyorsunuz diyelim ki falanca devrede bir komutan 33 tane diyelim ki kurmay var. O 33 kurmay denizciden falanca döneme ait. 33 kurmaydan 30'u 31'i hakkında bilmem mahkumiyet var. Biraz İki tanesi insanın serbest. Mantığını da zorlayan. Samimi söylüyorum. Sırf bunları bildiğin için dolu bir dosya. Süremiz de biraz azalıyor. O yüzden toparlayalım istiyorum. Şimdi bundan da bir şey çıkmaz. O tahliye umutları yaratılmaya devam eder gibi mi anlayalım sözlerinizi? Şöyle anlayalım. Yani bu insanların ben şunu biliyorum. Kesinlikle ciddi bir haksızlığa uğradılar bu insanlar. Ve bunu artık başbakan da kabul ediyor. Bakanlar da danışmanları da kabul ediyor ve ortaya çıkan belgelerle bilgilerle de böyle olduğu ortada. Bu insanlara daha fazla böyle olayı uzatmadan bir karar verilecekse Yargıtay bilmem Cumhuriyet Başsavcısı itiraz edecekse bir an önce etsin. Çünkü bunlar zamana bağlı suç değil yani her an edilebilir o yasal olarak mümkün. Eğer hayır bu değil de bir yasal düzenleme yapmak istiyorsak artık daha fazla uzatmayın. Yani bu insanlara yazık. Her biri üniformalarından oldular, mesleklerinden oldular ve silahlı kuvvetlerimize de çok çok büyük bu süreç içerisinde darbeler indirildi. Bu gerçeği de unutulmaması gerekiyor ve daha fazla uzatmayın daha diyoruz. Bakın daha fazla uzatmayın diyoruz ama 5 Ağustos'ta Ergenekon olarak bilinen dava ki 2007 yılındaki soruşturmaları 2007 yılında başladı. Hala daha bunun gerekçeli kararı yazılıp da Yargıtay'a bile gelmedi. 5 Ağustos'tan bu yana. Geçenlerde Apo İmralı'da Abdullah Öcalan'ı yargılayan mahkemenin başkanı ve Turgut Okya'yla konuştum. Siz bu Apo olarak davayı ki asrın davası o zaman deniliyordu İmralı'da. Ne kadar sürede hazırladınız? Davanız ne zaman sürdü? İşte ne bileyim gerekçeli kararı tüm hazırlama süreciniz ne kadardı? Yargılamanın başlaması, bitişi ve gerekçeli kararın yazılması tamamı yani Abdullah Öcalan'ın yargılama sürecinin tamamı 57 gün. 57 günün içerisinde gerekçeli kararın yazılıp Yargıtay'a gönderilmesi süreci de var. 30 Şimdi yıllık bir hikaye denilen asrın davası bakıyorsunuz denilen hala bir dava. 5 Ağustos daha gerekçeli kararı bile yazılmadı. Ha ne olur yazılsa ne olur çok değişen bir şey de olmayacağı ortadadır. Çünkü böyle bir bakış bu insanlara bu kadar... zorla Ergenekon diye bir bilmem sözde bilmem bir terör örgütü AKP Cemaat yaratma. Savaşı'nda bu paralel yapı savaşında da bir dengeler değişmedi mi yani? Vallahi dengeler değişse bile bu insanların aleyhine yani Atatürkçülerin aleyhine çok değişeceği bir şey yok. O yüzden bu süreç içerisinde o insanlara
gerçekten sığınacağı tek yer adalettir, yargıdır. Artık başka da bir şey yok. Sonuçta Yargıtay'a gelecek bu davalar. Yargıtay nasıl karar verir göreceğiz. Ama yargı derken de HSYK ile yargının da olmadığı... önceki kararlarına baktığınız zaman, yani Balyoz'la ilgili karara baktığınız zaman o beklentiler çok bomba çıkmıştı. Aynı dava içerisinde A kişi 18 yıl hüküm giyiyor. Aynı suçla, aynı suçlamalarla bakıyorsunuz serbest bırakılıyor. B kişi bakıyorsunuz 18 yıl hüküm giyiyor ve bu da Yargıtay tarafından onaylanıyor. Neye göre olduğunu kimse bilmiyor. Ve neye göre oluyor da 5 tane hakimimiz, yüksek hakimimiz, başkanı aynı konuda hiçbir kişiyle ilgili ben farklı düşünüyorum demiyor ve bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Bu da ayrı bir soru olarak insanın karşısına çıkıyor. Evet, merak uyandırıyor hakikaten. Özellikle yargı derken de ama çok da umut bağlayamıyor insan herhalde. Ama HSYK düzenlemesi varken. Şey ki, yani kime güveneceksin? Bakın devletin resmi bir belgesini göstereyim size. Şimdi bakın Cumhurbaşkanı da cemaat savaşına katıldı. Şimdi son dakika haberimiz paralel evet. Devlet olduğunu inanıyorum diyor. Şimdi bu da devletin bir resmi belgesi. Bu da mahkemeye gönderilen, savcılığa gönderilen belge. Gizli kayıtlı bir belge. Ne diyoruz? İşte devlet içerisinde bir Fethullahçı yapılanma. Biz bunu yıllardır söylüyoruz zaten. Hı hı. Ama sonuçta sizin söylemeniz bir anlam ifade etmiyor. Olayın bir de yargı cephesi, savcılık cephesi var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruyor. Diyor ki işte bu kişilerle ilgili böyle bir cemaat, böyle bir örgüt var mıdır, yok mudur bize bildirin diyor. Ve dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Hangi tarih bir tekrar edelim? 22 Eylül 2010 tarihli bir belge. 2010 tarihli yani belge. Yeni. Yani AKP hükümetinin bu kadar geriye gitmesine bilmem neye gerek yok. İşte tarih yeni sayılır. Yani niçin yeni? Yani 2 yıl öncesine kadar demek ki bunlar kol kola olduğunu gösteriyor. Yani AKP'li cemaatin kol kola olduğunu gösteriyor. Yani. Eğer böyle olduğunu bakın. Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruyor. İşte böyle bir örgüt var mı? Soruşturma yapıyorum. Onlar da diyor ki ilgi yazınıza yapılmakta olan bir soruşturma nedeniyle Fethullah Gülen cemaati adı altında bir örgütlenme bulunup bulunmadığı var ise bu örgütün örgüt yapısıyla faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi istenmektedir. Kayıtlarımıza yapılan araştırmada Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Fethullah Gülen cemaati adı altında bir örgüte rastlanılmamıştır deniliyor. Ne oluyor? Bu belgenin karşılığında yürütülen soruşturma, ha böyle bir bölümüm örgüt yok, üstelik de bunu emniyet diyor. Böyle bir örgüt olmadığına göre ne oluyor? Soruşturmalar ister istemez düşüyor. Ve Fethullah Gülen 2006 yılında yine emniyetin gönderdiği bir yazıya dayanarak hakkında beraat kararı verildi. Biz bunları o günde yazıyoruz ve biz bunları yeni belgelerle birlikte önümüzdeki günlerde yine genişletilmiş 15. baskısı sanıyorum çıkacak olan Okyanus Ötesi Vaiz kitabında da bu belgeleri yine bir kez daha okuyucularımızla paylaşacağız. Değişen de bir şey yok, ortaya yani çıkmış biz bunları, olacak yani. Yıllar önce söylediğimiz konuları paralel devletin olduğunu şimdi birileri söylüyorsa günaydın, günaydın, günaydın demek geliyor bize. Evet ve değişen bir şey yok diyorsunuz. Bu da biraz insanı üzse de kararsa da önünü yine de Türkiye'nin kendi dinamiklerine güvenelim. Seçim atmosferindeyiz. Türkiye kendi kaderini değiştirecektir diyelim. Sözü böyle bağlayalım. Peki. Ne dersiniz? İyilik. Evet böyle bağlayalım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Saygı Öztürk'e. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Hoşça kalın diyoruz. Bizden ayrılmayın. Haberler bizde yine. Saat başında ekranlarınızda olacak Türkiye'nin bütün gelişmeleri.